bir kabine revizyonu olabilir mi? Yani Türkçesini söyleyelim. Bugünkü bakan Lütfi Elvan gidip yerine Nurettin Nebati gelebilir mi? Ya da Erişah Arıcan gelebilir mi? Dillendirilen isimler bunlar. Zannediyorum resmi gazete yayınlandığında bu soru bu gece yanıt bulacak. Ama resmi gazete saat kaçta yayınlanır onu da bilemiyoruz. Normalde en fazla 2'ye kadar yayınlanmış oluyor. Bakalım bizim yayın akışımız içinde bir son dakika gelişmesi yaşanırsa duyurma şansımız olacak mı? Ekonomi konuşuyoruz. Tabii ki makroekonomi de konuşuyoruz ama topluma, halka, hepimizin cebine, mutfağına, geçimine yansıyan tarafını da konuşuyoruz. Bıraktığımız nokta Türkiye'nin dört köşesinden gelen benzin ve motorin kuyruklarıydı. Litre başına 35 kuruşluk zammı yememek için insanlar tam da gördüğünüz gibi Türkiye'nin dört köşesinde kuyruklara girip depolarını doldurmaya çalışıyorlar. Bir 15 dakika içinde Sayın Kerim Rota bizimle birlikte olacak. Gelecek Partisi Ekonomi ve Maliye Politikaları Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda eski bankacı, ekonomist ve yazar kendisi. Birazdan bize katılacak. Kerim Rota beklerken, hazırlanırken İsmail senle başlayalım bu kuşağı istersen. Şimdi bu akşam işte sosyal medyada çeşitli gazeteciler, siyasetçiler, Durmuş Yılmaz başta olmak üzere gece yarısı 12'yi bekleyin, çok önemli bir şey olacak diye yazdı ve o beklenti adeta doların ısınması gibi, fokurdaması gibi işte Maliye Bakanı değişecek, Hazine ve Maliye Bakanı değişecek diye gündeme oturdu. Fakat bu gece değil. Yani bu bir yıldır böyle. Bir yıldır tam geçen sene Kasım 2020'de Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak istifa etti. Sonra Murat Uysal önce görevden alındı. Evet bak. Murat Uysal, Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Ardından Berat Albayrak affını istedi Instagram'dan. Ardından onun yerine, Murat Uysal'ın yerine Naci Abal geldi. Lütfi Elvan da Berat Albayrak'ın yerine geldi. Naci Abal Eylül'e kadar idare edebildi. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Eylül'e kadar. 4 ay kaldı gibi hatırlıyorum. Öyle mi? Yanlış hatırlıyorum. O zaman Mart yani. Mart. Özür dilerim. 18 Mart. Evet, Mart'a kadar idare edebildi. Murat Uysal, Murat Çetinkaya'nın yükselttiği faizi hükümet istediği için %10'a kadar indirdiği için gitti. Çok indirdiği için gitti. Ayarını kaçırdı. Naci Abal ise hükümetin istediğinden fazla ama bir puan fazla. 18 iken 19'a çıkardığı için gitti. Yerine Şahap Kavcıoğlu geldi. Şahap Kavcıoğlu faiz kaçtı tutumuyla biliniyordu. O da 5-6 ay idare etti. Fakat bu arada Merkez Bankası Başkanı gitmedi ama yanındaki 2-3 kritik isim gitti. Yani Merkez Bankası Başkanı almış kadar oldu. Çünkü Merkez Bankası'nın politikalarına, faiz noktasına yön verecek insanları Cumhurbaşkanı aldı. Hele hele para piyasaları kurulu toplantısından hemen önce Merkez Bankası Başkanı'nı Beştepe'ye çağırarak ve ona faiz miktarını tebliğ edip yanındaki insanları aldığında bildirerek geri gönderdi. Ardından beklenen oldu. O zaman da zaten Merkez Bankası bağımsız olsa Kemal Kılıçdaroğlu gider miydi demişti. Hemen ardından faizi yapıştırdılar. Yani faiz indirimi yapıştırdılar. Bir de hatırla, yani bu şey görevden alındı, göreceksiniz şaşırtıyor esasında filan, böyle evet. Bir hava uyduruyor. Böyle Kılıçdaroğlu bir şey ziyareti de olunca. Şimdi ne oluyor? Son bir yılda iki Maliye Bakanı gitmiş. Üçüncüsü de bugün gidebilir, bekleniyor. Lütfi Elvan. Yani bugün ya da önümüzdeki günlerde. Belki yarın, belki yarından da yakın bir tarihte. Bir yıl içerisinde üçüncü Maliye ve Hazine Bakanı gidiyor. İki tane Merkez Bankası Başkanı gitmiş. Ayrıca Merkez Bankası Başkan Yardımcıları gitmiş. Böyle bir ekonomiye ne faiz dayanır ne dolar dayanır. Böyle öngörüsüz, böyle kontrolsüz, böyle siyasi baskıyla şekillenen, böyle sadece Cumhurbaşkanı'nın, o da kendisi ben ekonominin kitabını yazdığım cümlesi dışında ekonomiye dair başka bir referans olmayan bir Cumhurbaşkanı'nın emir ve talimatlarıyla ekonominin şekillendirildiği bir ülkede doların ve faizin tam da bu şekilde kopuk uçurtmaya dönmesi beklenen gelişmedir. Bundan başka ne olabilirdi? Bir yılda 3 tane Maliye Hazine Bakanı değişir mi bir ülkede? Değişmemeli ama değişiyor. Bir ülkede 3 defa, yılda 3 defa, bir yılda 3 defa Merkez Bankası Başkanı değişir mi? Değişmez. Ya geçiyorum Merkez Bankası'nı. Herhangi yeni kurulmuş bir tane 50 şubeli bir bankanın
Bir şube müdürü bir yılda 3 defa değişir mi? Yahu değişmez. Bakırköy'deki Ziraat Bankası şubesinin müdürü herhalde 15 yıldır oradadır, emeklilik bekliyor. Yahu oradaki müdürün yerinde kalma güvencesi var. Merkez Bankası başkanının yok. 6 ay sonra kim gelecek belli değil. Böyle bir ülkede... 6 ay sonra yarın kim gelecek belli değil. Böyle bir ülkede, böyle bir ülkede, böyle öngörüsüz bir ülkede, Cumhurbaşkanı'nın emir ve talimatlarıyla hareket edilen bir ülkede ve emir ve talimatları gerektiğinde, gerektiği zaman, gerektiği şekilde yerine getirmeyen üst düzey bürokratların ve bakanların anında altından sandalyesinin çekildiği bir ülkede elbette ki dolar 12'yi zorlayacak. Elbette ki piyasa kurallarının tam aksine faiz işte %10'a doğru siyasi kararlarla itilecek. Şimdi ben şeyi de anlamıyorum. Az önce Hilmi tabii olumlu görüş belirtti. Sadece Hilmi belirtmedi kuşkusuz. Lütfü Elvan hakkında kanaat olumlu. Ben de onu anlamıyorum. Ya bu kadar iyi bir insansınız. Bu kadar vazifeye düşkünsünüz. Bu kadar belli ki hakkınızda olumlu kanaat var. Haysiyet sahibi bir insansınız. Niye oturuyorsunuz kardeşim o zaman orada? Herkes sizi ne zaman istifa ettirileceğinizi bekliyor. Şu fotoğraf yansımış ekranı. Alalım o fotoğrafı. Bütün Cumhurbaşkanı bilime, ekonomiye, Türkiye gerçeklerine aykırı bir talimat veriyor kürsüden. Diyor ki faiz sebep, enflasyon sonuç, faize karşı çıkan kişi benimle beraber çalışamaz, yanımda istemiyorum diyor. Herkes alkışlıyor. Hayır, bir şey bildiğinden de değil, Cumhurbaşkanı öyle söylediğinden. Lütfü Elvan konuyu biliyor, o alkışlamıyor. Ya bunun sonu rezil rüsva almak. Şimdi ben incitmek istemem kendisini ve ailesini. Ama şu fotoğrafa bakınca kendisi ne hissediyor? İstenmiyorsunuz Lütfü Bey yani. Size rağmen iş yapmaya çalışıyorlar. Hayır. Ha bunun sonu şu. Naci Ağbal için aynı görüşleri söyledik. Çok iyi. İşinde gücünde bir insan. O da görevinden af talebinde bulunduktan hemen sonra teşekkür etti ya Cumhurbaşkanı'na. İsmail efendim, affedersin ama efendim, çok ki. Çok teşekkür ederim beni görevden aldığınız için dedi. Ama Ahmet Davutoğlu da biliyorsun şimdi parti kurdu ama hatırla başbakanlıktan istifa konuşmasını Cumhurbaşkanı teşekkür etti. Ayrıca evet. Bu gelenek şimdi, böyle. Ayrıca Lütfü Elvan istifa ettim dedi. Bu söylenti kim çıktı. Kim dedi demedi ki. Fahrettin Altun ne dedik? Bakan görevinin başındadır, istifa falan istifa yok dedi. İstifa etti iddia edildi. Şimdi onu ben bilmem. Şu an şu saatte iddialar konuşuluyor. Lütfü Elvan yerinde. Bir haftadır yerinde. Ya Lütfü Bey neyi bekliyorsunuz siz? Lütfü Bey Instagram hesabınız yok da mı istifa edemiyorsunuz? Hani nedir vaziyet? Yani bu şimdi bu böyle bir tabloda vatandaş ne hissedecek ya? Bakanın koltuğu, bakanın koltuğunun garantisi yok. Ben yarın kira ödediğim evde garantim var mı? Böyle bakacak vatandaş. Ha bir de çok katılıyorum. Yani faizleri düşüreceğiz. Piyasada ucuz para bolluğu olacak. İşte müteahhit de para alacak. Onunla inşaat yapacak. Vatandaş da gidecek. Piyasa, pazar canlanacak. Yahu o konut yapsa vatandaşın alacak gücü mü var? Hani sen faizleri sıfırlıyorsan o ki böyle bir yola çıktık. Kardeşim traktörünü haciz kölen gelen çiftçinin faizini sıfırla. Öğrencinin faizini KYK borçlularını sıfırla. Böyle bir durum da yok. Hani sıfırlanacak ve bir de çok tuhaf bir biçimde ve sanki benim yadırgadığım bir ölçüde normal karşılığında bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki nasıl ortada? Nasıl ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor dedi. Nasıl sana bana ne oluyor ya? Asıl bana oluyor ya. Asıl bana oluyor. Kirası %50, %70 artan ben. Araba alınca yarısı ya şimdi, vergi. Ben şimdi direksiyon kursuna gidiyorum. Şimdi direksiyon kursuna yazıldım. Yarısı vergiye zaten asıl gidiyor. Direksiyon kursuna yazıldım. Direksiyon kursuna yazıldığım andaki arabanın fiyatı iki katına çıktı. Ehliyet alacağız, araba alamıyoruz. Şimdi bana sen de alamıyorsan millet yanmış ya. Yandık, düşün yani. Ya sana bana ne olur? Olur işte, araba alamıyoruz. Ya da ev alamam. Ben kiracıyım yıllardır. Ev alamıyorum. Şu an Marmara'ya biniyorum. Ulaşım artacak. Bunların hepsi beni etkiliyor. Nasıl sana bana ne oluyor? Ya çok açık bir biçimde Cumhurbaşkanı'nın yani şunu bilmesi lazım. Bakın şu an sordum da öğrendim, ondan biliyorum. İran'da bile faiz %16-18 düzeyinde. İran, şeriatla yönetilen İran'da. Şeriat kurallarına hakim olduğu İran'da faiz %16-18 bandında. Laik Türkiye Cumhuriyeti'nde bu faiz baskı altında %15'e düşürülmüş. Gerekçesini de Sayın Cumhurbaşkanı'ndan nasıl böyle? Sana bana ne oluyor diye açıklıyor. İran'ın uygulamadığı şeriat ekonomisini laik Türkiye'de Cumhurbaşkanı uyguluyor. Bunun da Allah'a havale ederek açıklıyor. Çünkü sonuçta ekonomi batacak. Bari sana bana faturayı kesmesinler. Şimdiden Allah'a havale edelim durumu var. Öyle ya. En sonunda dolayısıyla bütün bu tabloya kesin bir biçimde de itiraz etmek gerekiyor. Bu iş
Hani Cumhurbaşkanı sadece NASA havale ederek, Allah'a havale ederek bu işin içinden çıkamaz. Hem aynı zamanda ekonomi kitabını yazdım diyor, hem de NASA havale ediyor. Böyle bir ekonomi yönetimin bu tarzda, tekrar vurguluyorum, öngörüden yoksun, plandan yoksun, hukuk güvencesinin olmadığı bir ülkede ekonominin bugün, yarını bugünden daha kötü olacak. Dolar yarın sonraki gün 13'ü 14'ü bulacak. Türkiye artık insanların yatırım yapmadığı, yatırım yapma güvencesinin zaten olmadığı bir ülke olacak. Bunun sorumlusu da ne NAS ne başka bir şey. Bunun sorumlusu da siyasi iktidar olacak ve buradan geri dönüş de yok. Yani faizi isterseniz sıfıra indirin. Buyurun NAS. Şimdi NAS da öyle bir şey ki. NAS bugün mü NAS yani? Bak, geçen sene NAS değil miydi? Bak, bir öncekisinin NAS değil miydi? 1500 arada, yıldır arkadaşlar. 1500 yıldır bu NAS aynı NAS. Yani Cumhurbaşkanı, ve bu iktidar tüm Cumhuriyet tarihinin en çok faiz ödemesi yapan ekonomi. Cumhurbaşkanı sanki nasıl yeni duymuş gibi anlatıyor. Önümüzdeki yıl bütçenin 5'te 1'i faize gidecek. Düşün faiz yani, ödemeleri gidecek. 2022 yılında her harcadığın 5 liranın 1 lirasını faiz ödemesi. Aslında zaten bu faizi 2 sene önce %25'e arttıran yani da aynı hükümet. Yani faiz ödemesi derken borcumuza faiz tabii, tabii ödemesi. Ya bu faizi 25'e kadar çıkaran da aynı hükümet. Şimdi indirelim diyen de aynı hükümet. Hükümet döneminde hükümet arttırmıyor. Merkez Bankası. İktidar. Diyor ki o zaman NAS değil mi kardeşim? Yani ve NAS da şöyle bir şey yani. O ilgili ayette diyor ki ya faiz haramdır yemeyin. Ya bu faiz demiyor ki %16'sı haram %15'ini yiyebilirsin. Arada bir puan, bir puandan ötürü gürültü çıkmıyor ki. Bu arada...